Bu bakır fabrikasında sektörde hissettiğiniz ihtiyaç neydi? Zaten başlangıçtan ben bu bakır alaşımlarını 89 yılında ilk işe başladığımda ithal etmeye başladım. Çünkü master tezim bu konudaydı benim. Master'da bu alaşımları incelemiştim, bakır alaşımlarını. Tanışıklığınız master'a da yani bakırla evet. Tanışıklığınız. Sonra yani Karaköy'deki şirkette bunun bir broşürünü bulunca satış yapılmayan bir şirketin temsilciliği alınmış. Onun üzerine eğildim ve oradan satış yapmaya başlamıştım. İthalat yapmaya başladık. Efendim geldiğimiz noktada sağlam metalde de aynı alaşımları yine ithal ediyorduk. Fakat tabii bu hep aklımdaydı benim. Yani deneyini yaptığım, satışını yaptığım bir malzeme grubunu neden ithal ediyorum? Artık daha ne bekliyorum? Beni engelleyen şey ben satış mühendisliğinden gelmeydim. Durmadan seyahat ediyorum. Fabrikada bir üretim yapamayacağımı biliyorum yani. Bundan eminim. Fabrika üretim demek, fabrikada işin başında durmak demek. Bir ilan çıkayım dedim. Bakalım hani bir tecrübeli bir kişi bulursam belki ona kurdururum dedim. Ve çıktığım ilanda 65 yaşlarında bir abimiz ben yaparım dedi, ben kurarım dedi. O da Bağdat Caddesi'nde oturuyordu. Dedim abi sen gelemezsin bak, iki telledeyiz biz. Fabrikayı Gebze taraflarında kurmak istiyoruz. Yok yok dedi, ben dedi evde sıkıldım dedi, ben yaparım dedi. Gerçekten de 6 ay kadar iki telliye geldi. Planlar, projeler hepsini yaptı, etti. Sağ olsun Nurettin abi bize çok katkısı oldu. Ve 2004 yılında aldığımız arsamızı 2005 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda üretime başladık. Evet. Bizim için çok büyük bir adımdı. Sağlam metal için çok büyük bir adımdı. Geleceğe görerek, geleceğimize güvenerek, kendimize güvenerek yola çıktık. O günü ben çok iyi hatırlıyorum. Herkes çok mutlu, mesut. Çünkü üretim bambaşka bir şey. Üretim herkesi heyecanlandırıyor. Bunu insanların gözlerinde görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani birilerinin hurda diye attığı bir bakırı siz burada bakır alıp siz canlandırıp ta dünyanın öbür köşelerinden getirtilen ithal bakırın yerine koyuyorsunuz. Onu böyle canlandırıyorsunuz. O özelliklere getiriyorsunuz. Evet. Şimdi bana dersen ki şu anda size en çok zevk veren şey ne? Bana en çok zevk veren şey ihracat sahasını dolaşırken o sandıkların üzerindeki müşteri isimlerini, dünyanın değişik ülkelerinden gelen müşteri isimlerini görmek. Evet. En yüksek bir de kesim sahasında testeredeki sipariş fişlerinden işte nereye gideceğini görmek. Genelde de tanırım ben yani yurt içi yurt dışı. Hı hı. Çok ziyaret ettiğim için müşterileri iyi tanırım. Dokunduğunuz yerleri bilmek, görmek onlar sizi heyecanlandırıyor. Tabii. Anladığınız kadarıyla. O siparişi gördüğümde ha bak diyorum falanca kalıba başlamış. Şu parçayı üretmeye başlıyor demek ki. Yani oradan fikir yürütebiliyoruz.